Arkadaşlar bundan sonra böyle, tamam mı? Atar atar gidere gider. Mevzusu gelmiştir. Bugün kartellimizi ilan etme günüdür arkadaşlar. Tamam mı? Ona göre. Gizli yerleri çıkacağız, arayacağız. Bulduğunuz yerlere bizi götüreceksiniz. Lan Murtaza! Ha patron efendim. Ha, bundan sonra gizli mekanlar sorumlusu sensin oğlum. Tamam patron. mı? Tamam Söyle patron. oğlum. Bir vukuat var aslında da ben Ne onu vukuatı az lan? önce söylemedim. Ya bu geçmiş bir olayımı anlatayım. Anlat canım. Bu beni birkaç gün önce böyle hayvan maskeli adamlar kaçırdı. Hayvan maskeli. Toplamda evet koç muydu neydi tam hayvanın şeyini hatırlayamadım. Boğa olabilir. Diyor, Evet evet aksleniyordu boğaydı. herkese. Boğaydı. Nasıl boğalar, Yani boğa çetesi mi çıktı başımıza şimdi? patron Yani şöyle ki adam geliyor, buranın babası da baron da benim falan bir Allah şeyler diyor. tabii. Kız kaçıyor, ben de hayırdır dedim. Bir tane yumruk attım, kaçtı gitti. Sana selamı varmış ki ya dedim ileteceğim ama dedim hani inşallah dedim sen canlıken iletebilirim. O işte ben şüpheleniyorum bir iki kişiden ama tam emin değilim. Tamam. Bu şeyi de tek bana yapmamış. Birçok kişiyi kaçırıp bu raconu uyguluyorlarmış. Tamam. 3-5 kişi bir adamın üstüne çullanıyorlar işte onun bilgisini sana vereyim dedim ben. Güzel güzel güzel. Ya onu ben birini benzinliğe postaladım. Herhalde arabayla vurunca patlayıp öldü, haberiniz olsun. Boğa maskeli diyorsanız gerçekten. Çünkü çarptım yanlışlıkla, öldüler. Ama bilmiyorum ne Bir oldu boğa sonra. vardı, bir de kartal gibi bir şey vardı. Evet. Anladım koçum. Tamam, sıkıntı yok. Kartalına kartaldan. Biz de karteliz ulan. Kartel olur kartalı vururuz. Nedir lan bu? Neyse arkadaşlar, şimdi yapacağımız iş şu. Şehirde yeni bir dönemdeyiz. Yeni bir dönemde olduğumuz için para lazım. Para olmayan yerden duman çıkmaz. Para olmayan yerde silah olmaz. Silahtan duman çıkacak ki barutumuzun namını görsünler koçum. Ben anlamadım ya. O yüzden arkadaşlar bu saatten sonra, tamam mı? Şehir içerisinde kuşun uçtuğu, sıçtığı yerleri bana söyleyeceksiniz. Kaç kilogram sıçmış, nasıl sıçmış? Tamam mı çocuklar? Ona göre. Tamam patron. Ha, karga bokunu yemeden herkes arkadaşlar şehirde olacak. Mekanlar bulunacak. Mekanlar bana getirilecek. Ona göre biz de hal ve hareketlerimizi, tavrımızı yapacağız. Tamam mı çocuklar? Tamam patron. Ben biliyorum patron yerleri 2-3 tane. Tamam güzel. Mekanlara zaten gideceğiz. Mekanları komple biz tutacağız arkadaşlar. Gizli mekanları. Tamam mı aslanım? Tamam Bundan patron. sonra mesken dönemi başlamıştır. Diğer ailelerle, mailelerle, hepsiyle arkadaşlar içli dışlı olacağız. Bu dün kim dedin lan? Bu Rusların yanında kim var oğlum? M37'ler mi var? Evet evet patron. Ha? M37'ler var şu an onlarla bir dost gibiler. Nasıl dost Aslında gibiler? bu Rus'un dediğim gibi çıkarına göre hareketleri şey yapıyor, sergileniyor. Bu bize de dost olur, ona da dost Ya olur. geçen Masada masaya bize gelen o racon Rus var koydular ya, o işte. Rus. O Rus Evet denen evet o adam, Rus. tamam mı? Ha, Davutların almış olduğu, bak onlardan almış olduğu yetkiyle bunları yapıyor. Onun da içinden geçeceğim. Bunlar Kendine hangi çok renkle güveniyor. dolaşıyor belli mi lan, bunların rengi? Bunun rengini bilmiyorum. Bizim çocuklar biliyorsa çocuklar Koçum rengini biliyor hallederiz. musunuz? Hallederiz. Onu da hallederiz koçum. Turuncu Tamam. diye biliyorum ben ama. Patron. Oğlum zaten bizim geçen bir olayımız vardı bu turuncularla ilgili. Bu Evet, turuncuları evet, bir evet, buldunuz mu evet. siz? Ben yoktum Turuncuların patron. bizim çocuklardan varsa bulan. Buldunuz Bulamadınız mu mı? oğlum? Yok, bulan Bulabilirsen yok. söyle Faysal. Bir konuşalım. Halik sen ben bir şey demem Tamam lazım gel. çünkü. Şimdi geçen gün malikaneye doğru gelirken 2 gün önce bu Ruslar Davutların adamlarıyla birlikte, büyük ihtimalle bir liderleriydi, Rusların lideri. Tamam. İkimizi kaldırdılar. Beni Evet. soydular. Şu tepenin arkasında barajımsı bir şey var. Sana bir mesaj iletmemi söylediler. Neymiş lan mesaj? Başını çok yukarılara kaldırıyormuşsun. Başını mı? Hı. Dikkat etmen gerekiyormuş falan da Kendisinin başını filan da. yukarı kalkıyor muymuş acaba? Neyse. Sıkıntı Onun yok. ben başına kesecektim ben Tamam. işte. Arkadaşlar şimdi hazırlanın. Herkes araçlara atlasın bakayım. Söyle aslanım. Patron ben bu Evet zırhları dağıtayım patron. mı? Koçum zırhları dağıt. Dört dört dağıt. Şimdi depo işlemini bir halledelim. Hadi canım. Tam 9 tane var üstümde. Halik, bizim bu Herkese eski bir depo tane. vardı oğlum. Bizim Eren'den onun şifresini al. Tamam mı? O depoda Patron ne kadar tamam. şey varsa yeni bir depo aç. O deponun şifresini de Hatta şöyle kendinde yapayım. tut. Tamam tamamdır patron ben de o Tamam mı? iş. Hadi aslanım. Eyvallah. Tamam canım. Hadi arabaya atlayalım. Benim bir gelinciyi çıkartalım. Yürü. Patron. Söyle. Bu pompalı yeri var ya orayı da biliyorum abi. Pompalı yer mi? Tamam koçum, o He. kuyumcu için lazım olacak. Beklet onu. Aklında Tamam. bulunsun. Tamam unutmam ben. Eyvallah koçum. Hadi bakayım. Geçin herkes atlasın baba. Bundan sonra böyle. Kimin aracı bu? Senin Bu benim. E300'ü Hadi ben gidiyoruz getireyim dur. babacım. E300'ü ben Gidiyoruz. getireyim. Eyvallah Bir 15'e. dakika. Teşekkürler Valede. kardeşim. Valede mi?
Bir daha aç. Valede. Vale demiş patron. Abi bir şey soracağım. Dur ya, benimki de valede lan. Araç olarak. Patron sana vereyim mi? Sen aradın mı, çıkarayım yoksa? Patron. Söyle oğlum. İki tane taksici geldi bizden. Eyvallah, ne diyor? İşte taksilere verildi. Bir tanesini hala verilecek. Yani i̇şte bunlara sorun yapmışlar patron. Bir konuştum. Sorun yapan arkadaşlarla. He. Igor'a mı yapmışlar artisti? He? Igor'a mı yapmış? Yok, Osman Aga. Osman Aga Estenkaya gelmiş. Ha. Tamam koçum, hadi gidelim, gel. Ben arabayı... Ver oğlum şundan anahtarını bana. Bir uzaklaşın yanımdan da beyler. Ayge'ye hoş geldin. Ben boşum da patron. Eyvallah koçum, 2 dakika bekleyin. Koçum ver bakayım şu anahtarı. Veriyorum patron, hadi bir çıkıyoruz. Saniye. Geldi mi? Gelmiş olması lazım. Telsiz olmayan varsa telsiz mensiz alacağız, ona göre. Ben de yok. Atla Alik. Atla Alik. Murtaza atla lan. Atla patron. Hadi canım, gidiyoruz. Sarsılmazlar acaba mekanlarında mı lan? Bir bakalım. Sor TV 12 ay olmuş. Hey gidi, özlemişiz ha vallahi aboneliklerine. Patronlu turuncular var ya. Babacım yemişim turuncusunu, dur bakayım. Söyle canım, kimmiş ben, bu turuncular lan? Ben onları da tanıyorum. Ben istediğin yere getiririm onları. Kim onlar? Sıkıntı yok. Valla abi bilmiyorum isimlerini de, tanıyorum onları. Tamam bul getir koçum, sıkalım kafasına. Sıkıntı yok, ben de patron. Neyin artistik yapıyor kardeşim bunlar? 2 dakika şehirde yokuz diye herkes baronluğunu ilan etmiş ulan. Kim lan bunlar? 3-4 tane çapulcunun teki, sıkıntı yok. Çapulcu yemişim, çapulcusunu izlesen. M37 diye bir bela çıkmış başımıza. Sannos denen adam gunshop'u var. Kim kardeşim bunlar ya? Patron yeni biri gelmiş, kıyafetlerini yap. Tamam koçum, yap kıyafeti. Telsizini mensizini bağlayın o adamın. Bize çok para lazım çocuklar, çok. Tarla bölgesine parayı kayıyoruz bugün, tamam patron mı? Koçum parayı da bul, her şeyi bulursun sen, merak etme. Sıkıntı yok. Patron alamsa vereyim şimdi size, sana biraz. Tamam. Dur babacım bir dakika. Biz nereye geçelim patron? Tamam babacım, şu an herkes bir free takılsın, biz bir işimiz var, geliyoruz. Hayat söyle. Neredesin? Neredeyim? Şu anda bazı mevzular olmuş. Bunu seninle konuşmamız lazım, acil. Tamam. Sen neredesin? Alayım seni hemen. Uvun'un önüne gelebilir misin? Geliyorum. Tamam, Uvun'un önüne gel. Bekliyorum. Böyle bir şey yok ya. Şunlarla bir konuşalım oğlum. Ne olmuş lan bu? Aileler birbirine girmiş. Bunlar burada mı? Git bak bakayım içeride miyim oğlum ben. Hadi. Abi... Git bak bakayım içeride. Koş lan, koş! İçeride mi? Sözümü kilitme. Oğlum geçsene içeri. Salak bu çocuk ya. Ağzını burnunu kıracağım ya. Allah'ım, taşacak mı geçiyorsun diyor bir de benimle. Gel buraya atla. Var mı kimse yok içeride? Yok. Tamam. Madde kaçtı oğlum akşam? 9.30. Tamam. Herkes 9.30'dan sonra olsun, çocuklar hazır edin, tamam. Hadi bakayım. Dur bakayım şimdi, ne yapacaktım ben ya. Kafam da karıştı yemin ediyorum. Ha dur bir Uvu'ya gidelim. Ablanız bir yemek yiyelim Uvu'da. Uvu'dan sonra devam. Halik oğlum bundan sonra, tamam mı? Suskun olduğunu görürsem seni de gebertirim ha. Kovarım lan seni. Tamam mı? Eyvallah. Dübürüne su talatmış adamım oğlum. Bundan aldım sonra... Aldım mesajı ben. Ha. Her şeyi akıtıyorsun. Ulan yengem burada herhalde. Ya gelecek o birazdan. Hadi bakayım. Geçinden bir makara bakalım. Devam et. Alalım 15-15. Tamam burada, tamam. Şş, Murtaza ulan her gün buraya gelirdin şerefsiz. Şimdi bedavaya getireceksin yemeği. Geliyorum abi. 10 tane mi istiyorsun? Söyle yemek olur. Buyurun buyurun geç. Delikanlı bak sipariş verdi. Kapıdayız şu an, yemek alıyoruz. Okay. Biz kolata roleplay yapıyoruz. Ertem hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Modla görmesinler tamam beni de. Ne evet istiyorlar hanımefendiler? Biskolata mı? Biskolata istiyorlar. Tamam tamam. Yılan hoş geldin. Olaylar karıştı. Buradan acil gitmemiz lazım. Tamam, ver şunları, ver şunları, ver şunları, şeyini gitsinler. Harika abi. Her şeyi ver. Ama yine giderim var maşallah. Ne yapayım bu şey yapsın, bu sarsılmazlardan birini güzel gördüm yolda. Güzel. Beni duyuyor musun? Tanrı'ya şükürler olsun. Duyuyorum, duyuyorum, sen konuş. Bu sarsılmazlardan birini gördüm.
Bizimle acil toplantı talep ediyorlar. Telefonunu Adama bıraktı. gittim Ganshop'una yok şu an. O adama de ki acil gelmesi lazım. Malikanesi neredeyse söylesin geliyorum. Tamam o hızlı olsun öyle çok diyor. Sinirliyim bak. Aşırı sinirliyim şu an. Tamam nerede? Adamı deli etmişler dün gece. Şehrin içinden geçmişler. Nereye gelsin? Nasıl? Benim önlüğüm nerede? Şu önlüğümü bir kafama geçir. Tamam. Bugün bayağı kadın müşteri yiyarız buraya. Father. Sana bir şey diyeyim mi? Şu hayatta tek korktuğum kişi var, o da sensin. Bak, sana o kadar söylüyorum. O kadar. Gece her an böyle susamayacağım diye korkuyorum. Hah, tamam. Şunu geçirdik. Senin de yukarı yatıyor. Çayı pencereye döker. Bizim şeyler beklemiştirler, hadi. Şalik vurma onu. Şey yapalım, evet, evet. Önlük yakışmış. Lan bisiklet erkeğinden ne şeyimiz var bizim? Eşyalı eşekler. Halil hadi lan. Çevir lan orayı, karıştır. Evet, evet, görev kutsaldır. Şöyle 10.300 600 750 dolar alayım efendim. İBAN'ımı tamam. Söylüyorum. İBAN'ım 358. Vereyim. Bana da 10.000'lik tamam, menü ayarlayabilir misin? Kaç tane? 10.000'lik. 10.000'e ne kadar yapıyorsun? 10.000'lik menü. Aynen. Tamam. Maşallah. Kaç tane mi istiyordunuz siz? Evet, hepsinden 15 tane. Ya bu çocuklar nerede? Arkadaşlar, biskolata çikolatalarımız çıktı. Yeni yeni taze taze isteyen varsa söyleyebilir miyim? Efendim, 10 tane. Bana da bir tamam, tane verin. Tamam babacığım, hemen getiriyorum. 4 tane bağlıyorum size. O kadar mı? Ona göre seç yumurtayı. Vay vay vay, çok müşteri falan benim bir şeyim yok. Bir 15 tane al ya. Tamam, hadi bakalım. Benim büyükler çok güzel. Büyüyesim geldi. Güzel güzel. Oğlum ne kadar ben müşteriler bekliyor. Şunları millet bekliyor, hadi. Buraya bir tane çocuk bağlamamış lazım. Murtaza işe mi başladın oğlum sen burada? Murtaza aşağıya başladım. Artık işe başladı bizden Murtaza. Ya çocuk zaten sabahtan beri çıkmıyor şerefsiz dedim gel bizden ol bari. Bir tek müşterimiz o var. Tamam hadi çocuklar kayıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Dur lan burayı unutmayalım da. Hadi oğlum yürüyün lan gidiyoruz. Seninkini de mi alayım? Oğlum benim araba nerede lan? Abi burada patron. Hadi oğlum çıkıyor. Arkadaşlar Uvu'nun önüne gelsin. Herkes toplantıya gidiyoruz seri. Uvu'nun önüne tamamdır, gel. Tamamdır patron. Bazı kaşınan adamlar var. Ulan dedik ki sosyal RP yapalım bilmem ne yapalım. Yeter kardeşim, bu millet bundan anlamıyor. Geldim patron. Geç baba geç. Halik. Ablanız da gelsin. Halik ablana söyle gelsin seri. Murtaza sen öbür araca geç oğlum. Gelir mi ya? Çaldığım araç PD şefinin çıktı ya. Nasıl? Oğlum teşekkür ediyorsun sen. Senin ben şazına tüküreyim. Harbiden tamam, geç. Ya. Yerine bu adam geç. Aldı ben kaçtım. Tamam geç diğerine kardeşim. Hadi hadi. Patron bir tane araba tutma. Araçlarda kal. Kal araçlarda. Oğlum git arkadaşla kucağına otur. Bir yerine otur hadi canım. Kuracak değil mi? Halik duyuyor musun oğlum beni? Bu çocuk bir daha telsize var. Vallahi susalayacağım bunu ya. Halik abi galiba kulakta gitti. Bizden turuncu saç çocuk da departman önde kaldı. Benim bir silah var üstünde. Bastım kaçtım. İyi yaptın koçum, tamam. Sağ adamlar üstü aramaya başladı. Kalabalık da bir arkadaş araç çıkartmaya. Ben Halik'i bulup geleyim. Aracı çıkart gel hemen U'dan, şeyden, garajdan U'ya gel sonra. Hadi canım. Tamam. Halik'i bulup geleyim. İhtiyacın var mı? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Afiyete misiniz? Koyayım mı bir tane torpido yazır? Oğlum sen bak susmazsan sen gırtlağını keseceğim şu an. Hadi ya. Bir sürü müşteri geldi baba. Uyu aldık üstümüze biliyor musun? Akşamları burada şey yapıyoruz. Disko misko parti. Partizani. Hadi babacığım. Hadi babacığım. Bu kim lan? Yemek yapıyorlar ya. Ya neyin yemeği? İçerisi kaynıyor. Ya Allah'ını seversen. Hadi. Haliye bağla Uyu'yu. Arabada seni bekliyorum. 2 saat oldu. Geliyorum. Milletine yüz vermeyeceksin kardeşim. Tepene çıkarlar. Beyefendi hoş geldiniz. Buyurun. Beyefendi duyuyor musunuz beni? Duyuyorum. Darpici, ha. Ha sen misin oğlum Zor Bey? Benim patron benim. Oğlum ha. Söylesene koçum. Vukat neredesin lan sen, bir Rusya'ya gittin gelmedin. Savaşa mı katıldın anası sattemenin? Biraz öyle oldu. Koçum sen şey yap. Hemen paltonu maltonu giy. Halik abinin Vuda kay Uvu'ya. Tamam. Seni giyindirsin güzel, tamam mı? Sonra bize bağlanın oğlum. Tamam. 771 tamam mı telsiz? Hadi Zor Bey'im. Tamam patron. Adın arabayı hallettik. Tamam baba. Arkadaşlar herkes hallolduysa bunun önüne gel. Hayat bizi nerede bekliyor bunlar? Nereye gideceğiz? Adamla daha görüşmedim işte. Senden evet, haber bekliyorum. Olmayan, araban Allah boş Allah. İsteyen sen gelebilir. Adamla görüştüm demedin mi bana? Daha demin demedin mi sen sarsılmazlar bizi bekliyor diye?
Arıyorum. La havle ve la kuvveti illa billah ya. Yok yok, size var ya, size bundan sonra alttan almak yok. Bitti. Ya adam aradı, sesi gelmiyor şu an. Telefonda sıkıntı var. Duyuyor musunuz beni? Çok az geliyor abla. Yok, sesi gelmiyor. Vallahi ben duyuyorum abla, sıkıntı sesin az geliyor diyor abla. Yok, konuşmuyor. Bunlar uzakta ya, o yüzden. Sen buna mesaj, mesaj at. Bu adama de ki malikanenin konumunu bize atsın. Biz direkt malikanene geliyoruz de. Kim geliyor derse Karteloğlu kartel geliyor dersin. 22. Şu Rusların Faysal. Hiç mi oğlum bir istihbarat yok? Kim bunlar? Vuralım şunları, silah katlayalım aslanım. Bunlar belli değil mi? Bunların alayını vura. Ben dün buna savaş açtım. Geldi buraya, ova da atarı gider yapıyor bana ya. Yok karım yapacağım seni. Yok bilmem ne. Ne lan bu? Alo. Düştük mü lan biz bu kadar? Araştıralım. İsminiz neydi? Tamam, sen değil. Sen değil. Dur kapa. Ya bu nasıl bir şey ya? Ya sizin benim aracım ya. Vallahi billahi ya. Yemin ediyorum ya. Gel şu sarsılmaz gun shop'un önüne. Toparlan burada. Al, buradalar işte. Al, bulduk. Alo. Birileri var işte gibi. Kapat son, kapat. Oğlum, ya şimdi bekle. Şimdi hayatım bir şey söyleyeceğim. 10 tane numara beni aradığı için adamın son numarasını kaydetmediğimde. 10 tane numarası kaydedeceksin. Ha, buldum. Bir dakika, adamın numarasını kaydedeceksin. Alo. Disiplinsiz iş yapıyor ya. Gel buraya. Oğlum toparlan, Haydar gelin oğlum. Şu adamları bekleyelim bakalım. Bu adamlar bizim dostumuz, tamam mı? Ona göre şey olun. Eyvallah patron. Tamamdır patron. Öyle bir şey yok ya. Beyefendi selamun aleyküm. Fazıl Bey, hoş sarsılmaz gun shop, doğru mu geldik? Buyurun. Evet doğru. Tamamdır, eyvallah baba. 2 saat size ulaşmaya çalışıyoruz da bir ulaşamadık. Selamlar. Olur arkadaşlar. Öyle ya. Çocuklar siz arkada bekleyin, sıkıntı yok. Ablanızla biz kalalım burada, Faysal kalsın. Tamamdır. Siz miydiniz patron? Ben patron değilim ama patron yardımcısı. Patron Altı Mustafa Bey nerede miydi? Patron Ömer Bey. Patron Ömer Bey, biz kardeşleriz. Bey buradayım, sen tamamdır, gör. Tamamdır. Şu an Ömer Bey'in yurt dışında bir işleri var. Tamam, şimdi kim burada yetkili arkadaşlar, patron yardımcısı? Biz hepimiz kardeşiz, tamam, şu an. Tamam, kardeşsiniz. Burada. Eyvallah, biz de kardeşiz. Vesselam. Şimdi arkadaşlar, ben size şöyle bir şey söyleyeceğim. Dün büyük olaylar patlak vermiş. Evet. Ha. Evet, evet. Şimdi siz bize bir anlatın bakayım bütün olayları. Bu M37 bir de Rus mafyası bir olmuş. Ben size anlatabilir miyim Fadıl Bey? Evet. Dün biz burada silah satışı yaparken ilk önce M37 bizi aradı telefondan. Paket var mı dedi. Yok tamam dedik. Ondan sonra silah kaçırdı dedi. Bunlar bize sizin o çiftlikteki yemekten sonra düşmanlık ilan etmişti zaten. Tamam. Biz de haliyle yüksek fiyat çektik. 25 bin dolar dedik tanesine. Ondan sonra biz burada satış yaparken 3 araba sürekli buraya kolladı. Yok soldaki çatıya çıktı, yok karşıdaki çatıya çıktı. Yok benzinin tabelanın altından bizi izlediler. Ondan sonra beni aradılar. İşte ben senin baban olacağım. Ben senin babanım. Ondan sonra buraya geldiler. Burada bağırıştık. Ben onunla bağırıştım. Sonrası burada bana silah çektiler. Zaten sonrası hatırlamıyorum. Sonrasını ben anlatayım istiyorsanız, çünkü anlat baba, anlat. Yaralandığı için pek hatırlamıyor olabilir. Sonrasında bunlar geldiler, sürekli bizi pusatmaya başladılar. Sürekli arıyorlar numaralardan, silah almak istediklerini söylüyorlar. Gun shop'a bekliyoruz deyince de geliyorlar, tarıyorlar, sürekli pusupağını atıyorlar. Yani biz de bu yüzden karşılık vermek amaçlı gittik gun shop'lardan taradık bunların ama hiçbirine kesinlikle şahsi bir zarar vermedi. Bak, güzel ben sana bir şey söyleyeyim onların mi baba? Bu M37'lerle şu an aktif bir savaşınız mı var sizin? Evet. Doğru mudur? Evet. Başka var mı baba? Evet. Bunların yanında olan var mı? Bunların sülalesi var. Kim bu? Bunlar Samnos mudur, Mannos mudur? Samnos onlar mu? Baba bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Benim şu an savaşım Rus mafyasıyla, tamam mı? Ben Rus mafyasına destekledim. Baba bak, ben elim ayağımı, ben elim ayağımı bütün bu işlerden çekmiştim, tamam mı? Bak bilginiz olsun. Şu an kartele yapılan bir saygısızlık var. Ben bu Rus mafyasını tanıyor musunuz arkadaşlar bunun? Ne tarz, ne giyindiğini bu yavşakların? İvan'ın yok mı? Vallahi o kadar. İvan'ın. Maalesef. Tamam bak, İvan, ben sırf bu yüzden şehre geldim şu an. Şerefsizim bak, bir sürü işim var. Şu an var ya, şehire bu yüzden geldim. Allah belan versin, bak gördüğüm yerde sıkacağım. Şimdi bu bunun yanındaki yardakçısı M37 ile Samnos mu? Evet. Evet, evet. Bir de Dura ailesi var. Ya bunlar Dura ailesi ya. Şöyle bir şey, şöyle anlatayım. Şöyle anlatayım Fadıl Bey. Bu M37 bize savaş açınca bunların yakın dostları bize de savaş açtı. Zincir oldu. Onun yakın dostu bize savaş açtı. Onun yakın dostu bize savaş açtı. Önyargılı bir şekilde bize savaş açtılar. Şimdi Deli Bilek ailesi de bize savaş açınca bize dedik ki ne oluyor? Biz Deli Bilek'e bir şey yapmadık. Herhangi bir şey, zaten biz herhangi bir aileye hiçbir şey yapmadık. Deli Bilek de açınca biz sorguladık. Dili Bilek zaten önyargılıydı açmış. Onu da düzelttik. Ateşkes
imzaladık onlarla. Böyle oluştu yani. Şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim. Bakın gördüğünüz gibi ben dün bu olayları yaşadım ve cebimdeki mektupta Taner Duru'nun selamı var yazıyordu. Duru ailesiyle de şu an... Babacım Duru ailesi şu an size karşı mı? Ben anlamadım. Evet. Evet karşı. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Kardeşim bu adam aile kültürüyle büyümüş kişi değil mi? Faysal. Ya öyle de. Faysal Bey herkes büyümüş lan. Garip bir şekilde bugün Deli Bileğin yanına gittik. Orada bir toplantımız vardı ufak. Orada konuştuk. Deli Bilek dedi ki hani... Biz yanlış anlamışız. Ben bu savaşı bitiriyorum dedi. Çocuk çok zaten bildirdi gerekiyor yani. Evet. Üstümüze çok fena, çok büyük bir karalama operasyonu var bizim. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Şu an dün ben şunu gördüm bilmiyorum kriptodan. Yok ben şu rengim, yok ben bu rengim, yok cartım curtum. Doğru mu babacığım? Evet. Madem dedim herkes renk belirleyecek. Biz de dedik siyah. Şimdi bu Ivan'ın rengini bilen var mı? Beyaz. Bunlar beyaz. Beyaz baba. Tamam baba. M37'nin rengini abi. Mor. Mor mu? Babacım siz şimdi şu an var mı silahınız? Var. Baba sahaya iniyorsunuz. Var. Bak sahaya iniyorsunuz abi. Bu mor gördüğünüz bütün herkese sıkarken ben çıkıyorum beyazların kafasına sıkıyorum. Nasıl? Çok güzel. Tamam. Burası sizde. İşte bizde silah açığı var mı Ayar? Yüzden... Bir silah temin edebiliriz. Tamam. İşte de ben de bu yüzden sizinle görüşmek istemiştim. Bu Ömer Bey'in benim iletmemi istediği bir konuydu. Size silahları geliş fiyatından yani 5000 dolar üzerinden satacağız. Tamamen destek arkanızda. Eyvallah, bunu süper. Ömer Bey söyledi. Baba o zaman sen bana 2 dakika bir müsaade ver. Ben dışarıdaki çocuklara bir bakayım kaç tane silah yok. Tamamdır. Arkadaşlar geç sıraya. Sen PD'de... Oğlum kimin işte silahı kalkadı? Kes oğlum. Geç şuraya. Elini kaldır. Silah olmayan el kaldırsın. Sayım alacağım. 1, 2, 3, 4. 4 tane silah. 5000'den verecek. Tamam. 4 tane silah alalım. Hayat sen hallet içeride. 4 tane silah hallet. Patron üstündeki parayı atayım mı 20k? 20 dur alacağız şimdi onları merak etme. Çocuklar şu an para sıkıntısı yaşıyoruz. Anasını sattığımın patronun üstünde 6000 para var. Patron ver İban. Patron ben atıyorum hemen İban'ını söyle. 330 İban oğlum. Atsın herkes parasını atsın. 330 İban seri. Hadi canım. Yeter ya. Vallahi yeter. Uyuyan ne bu uyandırdılar Faysal. Böyle bir şey yok ya. Patron bütün paramı attım sana. Ver baba 55. Aferin lan size. Oğlum bütün paranı yaptık. Şaklı adamlarsınız lan. Aferin durun bekleyin burada geliyorum. Koçum dur şimdi değil görev üstünde içmem. Tamam mıdır işler? İşler tamamdır abi. Tamam mıyız? Fazla şey yapalım. Benim para bir bankaya yok. Gitmem gerekiyor. Tamam bende para var dur halledeyim. Şöyle 20 tane silah söyledim. 100 bin dolar yapıyor. Onun için bizim çocuklarda kaldı para. Yani işte onlarda da nakit yokmuş. Verecekler mi normalde? Bu sadece silahların şeyi bu arada mermiyi... İlker yani mermi de 50 dolar da. İşte 2000, tamam 3000. Baba biz halledeceğiz. Sen sıkıntı yok. Şimdi Gayem sen git hemen hallet. Bütün işleri hallet bağla. Tamam bizim çocuğu uyandırayım. Biz buradan malikaneye geçiyoruz tamam mı? Tamam. Sen çocuğu uyandır. Fadıl attım ben. Tamam, Fadıl Bey. Söyle. Bize sizin üstünüzden zırh ticaret yapabilir miyiz? Zırh alabilir miyiz? Bizde zırh yok baba. Bu klipslerle aramız iyi. Malum herkes. Bir dakika baba sen klipsle aran nasıl işlerle? Var dedi, son gede. Biz onlarla hiç konuşmadık. Tamam o zaman şöyle yapalım baba. Sen bize alış fiyatından verdin. Ben de sana zırhları getireceğim. Hiç merak etme. Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam hadi bakayım. Tamam. Sağ ol. Oğlum bir daha onun yaptığını görmeyeyim. Sakin olun. Senin favorilerini keser tamam mı? Köpeklere yem ederim ha. Tamam baba biz kayıyoruz. Bir numaramı benim kaydedin. 3162. Bir de isminizi soy isminizi atın arkadaşlar. Bir şey olursa beni bir bankaya atsana. Bir şey olursa serisinden bana ulaşın. Biz ister üzerinden size zırh taksimatını yaparken siz de bizim silahımızı sağlarsınız. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Zaten silahlar hazır depoda. Tamam baba. Ben sizle kontak halindeyim. M37'leri siz şehirde vururken ben Rusları Rus salatası yapmaya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ben silahları halledip Gayem, geliyorum. Gayem sen hallet ve hemen malikaneye gel. Tamam. Haydi. Arkadaşlar yerimiz geç malikane. Anlamadım ya. Oğlum dur bakayım. Gel babacığım atla. Hadi arkadaşlar kayıyoruz seri. Malikane tarafına doğru gidelim şimdi. Bu Ivan'ın telefonunu bilen var mı? Al arıyor. Maalesef. Alo buyurun Fadıl Delioğlu LTT ŞT'yi analim emlak. Patron benim. Ha söyle Ali. Koçum hemen malikaneye kayıyorsun. Zorbe'yi giyindirdin mi? Giyindirdim hallettim. Tamam onu. 771 telsize bağlandırın. Acil malikaneye gel vukuatı ahval var. Tamamdır hemen geliyorum. Alacağım kapat gel çabuk. Kendine de bir tane özel numara bağlı oğlum tamam mı? 31 olsun. Tamamdır patron.
Ya Faysal. Ege nerede? Emre, gel kapan. Ege Türkiye'ye git. Nasıl lan? Ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor, sıkıntı yok. O Türkiye'de. Ben anlamadım ya. Atizi itizine mi karışmış derler, ne derler? Şakacı abi geldi galiba. Şakacı abi, iki dakika sal, bir yayın yapıyorum, bokunu yiyeyim ya. Tövbe tövbe estağfurullah. Ağzımı da bozuyor. Bunlar kim lan? Bura nere lan? M37. Şşş, M37 bunlar. Bunlar var ya, bunlar bak bak, görüyor musun? Hemen hazırlanıyorlar. Bunları böyle tek yakılacağım patron. Avlayacağım. Eyvallah koçum. Babacım ne baronluğu, gözünü seveyim ya. Baba SV'yi vuran vurana kardeşim. Fayven burası. Herkes birbirine vurduruyor. Ben anlamadım. Herkes birbirine vurduruyor. Şakacı abiyle arada biz böyle oynuyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin. Ya ben dün çok delirdim ya. Toplantıda gelmiş, atar gider yapıyor. Uvula da Gaye ablanızın yanında böyle bir artistikler falan yaptı. Ben anlamadım ki ya. Chat kusura bakmayın yani. Arada arka konuşuyoruz. Mafya rolü yapıyoruz yani. Boru değil. Hadi abicim. Twitch'tekiler, abone olmayanlar tamam, abone olsun hemen serisinden. Dönüyorum oğlum, yavaşla. Anam anam. Rahat ol koçum, rahat ol. Baba şimdi hemen şunları bir kaydedelim biz. Yeter ya, eski metayı getirdim abi. TRP metası. Gelin abi. Tamam mı? Gel babacığım. Gunshop. Leonardo. Sarsılmaz Leonardo. Babacığım siz üçünüz tamam mı? Mikrofonları acil halledin. Altay Karahan. Abi. Altay Karahan. Abi ne yapıyorsun? Murtaza patron. Tamam. Sarsılmaz. Baba şu adamı arayalım hemen bir. Kanka sevin. Altay Bey bak beni iyi dinle. M37'nin önünden geçtim. Hepsi hazırlanıyor ve selam. Bunların hepsinde Juventus forması gibi formalar var. Bilgin olsun. Tamam. Gerekirse sana yardım ederiz. Zaten yanımıza dostayla alıyoruz. Çıktığımız gördüğümüz yerde bir şey olursa beni direkt ara, biz oradayız. Tamam. Tamam. Kendine iyi bak. Şu an size zırh lazım mı şu an? Merhaba, şu an olsa iyi olur. Tamam dur, onu ayarlayabilirsem ben sana hemen bir dönüş sağlayacağım. Tamam babacığım. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Kimsiniz siz? Hoş bulduk. Deli Black ailesi. Niçin geldiniz arkadaşlar? Ne oldu? Hayırdır? Toplantı için geldik. Bizim işimiz var, erken çıkmam lazım benim. Türkiye biletim çıktı. Toplantı mı? Babacığım toplantı yok. İptal oldu ya. İptal mi oldu? Ha, iptal oldu babacığım. Hadi bakayım. Fazla değil. Müsaitseniz bir konu hakkında konuşmak Nedir istiyorum. Konu? Özel. Özel mi? Ne kadar özel? İlk Faysal Bey'e deyin, sonra bana deyin. Faysal Bey, sizle konuşmuştuk bu konu hakkında. Neydi konu? Biliyorsunuz Eli. Arkanızdan atıp tutuyorlar ve bu arada şey var. Korumalarınız mı bilmiyorum. Çocukları. Bizi sıkıştırıp Fadıl'ın raconu var. İşte Fadıl'dan geldik deyip bize sıkıyorlar lastiklerimizi. Kim bu? Nasıl bir tip? Ne zaman yaptı bunu? 2 gün önce Kereste'nin orada bizi sıkıştırdı. 3 araç. Balır, siyah, full filmdi. Aile ismini verince de işte niye bizim aileyi verdin? İşte namımızı kötülüyorsun falan dedi. Vay şerefsizler. Tamam. Bence türemeleri arkanızdan temizleyin diyorum. Türemeleri arkadan temizleriz koçum. O bizim işim. Yani bu adam bizim korumamız mıymış? Öyle diyordu. Çünkü Fadıl'ın ismini neden verdin? Fadıl'ın raconu var, niye dedin diyor. Koçum olur olur, bunlar olur. Bunlar olur. Yapacak bir şey. Tamam. Söylemek istedim. Görüşürüz. Tamam. Sıkıntı yok. Bu arada Sarsılmaz ailesi bize yaptığı hatayı özür diledi. Silahlı dur çocuklar malikanede. Sarsılmaz geldi, bize yapmadığını söyledi. Savaşta iptal ettik biz de. Tamam, iyi yaptın. Şu anda kimseyle babacığım, bir savaşımız bak, yok. Deli Bilek ailesi olarak tamam mı kardeşim? Şehirde 35 kişi olmak zorundasınız. Bak SS'deki bütün adamlar, bunların bütün yardakçılığını aile diye geçinen Duru yapıyor. Anladın mı? Bak biz şu an Sarsılmaz'la birleştik. Adamlarla Sannoslar, Rus mafyası ve M37'lerle savaşıyoruz. Nerede kardeşim bu Deli Bilek? Ne taş yakıyorsunuz kardeşim siz? Fadıl Bey. Şehirde Fadıl içimizden Bey geçiyor. Bir saniye özür Fadıl diliyorum. Alo. Adam benim racon geçiyor. Patron neredesin? Malikandayım. İsterseniz bu korumaların önünde konuşulmayacak. Hemen bekliyorum. Ya. Çabuk gel. Çabuk. Korumaların önünde konuşulmayacak. Tamam gel. Gizli bilgi. Kimdi lan o lafı diyen? Dur şimdi bak, gelme, içinden gelme, geçtim. Korma sen gelme. Gelme. Tamam, Fadıl Bey konuşsun. Gelebilirse. Fadıl Bey gelebilir misiniz? Korumaların yanında söylemeyeceğim de. Şimdi Fadıl Bey, bu M37 işte diğer aileler. Ben onların yanındayım şu an.
ve bu ailelerin yanına istiyorsanız istihbarat sağlayabilirim. Evet, babacığım sana nasıl de... güveneceğiz? Duru'ya da güvenlik. Duru'ya da güvenlik arkamızdan bıçakladı bizi. Fadıl Bey. Evet. Tanımışsınızdır inşallah beni. Mustafa Deli Bilek kendisi. Mustafa Deli Bilek. Fadıl Bey zamanında önceden de sizin bu adamı izlediğim farkındaysanız. Aynı konuda aynı şekilde karşınızda olmayı istiyoruz. Bir saniye istiyoruz. Mustafa Bey çok özür diliyorum. Bir saniye. Fadıl. Sen misin lan İvan denen kereste? Benim Fadıl. Neredesin? Seni şehirde bulup tamam mı ters düz etmezsem en adi şerefsizim. Sırf senin yüzünden şehre öyle geldim şu an. Yavşak. Beyaz araçla mı geçiyorsun sen köpek herif? Öyle mi diyorsun? Öyle ben diyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Benim gücümü öğrenmek istiyorsan o yanındaki Halikeser denilen adam var ya. Git ona sor bakayım. Kaç tane çiziği varmış? Nasıl çiziği varmış lan? Sor bakayım. Hali mi kaçırdın lan? Faysal var ya Faysal. Faysal'a sor. Ulan sen Uvu'ya girip tamam mı? Bak Uvu'da yaptığın artistliği unutmam. Yaptıklarının hepsini sana tek tek yedireceğim ben bugün. Gel bakalım. Sen benim gücümü göreceksin Fadıl. Gücünü göreceksin. Senin var ya bak. Çok az maçan yiyorsa bak. Çok az bak. Çok az. O beyaz araçlarına gelirsin. Şerefsiz. Fadıl Bey anlatıyorum size. Samnus Genege ailesiyle aram kötü. Onu bilin. Kimle aran babacığım? M37 ile iyi mi senin aran? M37 ile aram iyi. Duru? Duru ile aram iyi. Tamam. Güzel. Broker Street ile de aram iyi. Sadece Samnus Gene ailesiyle aram kötü. Chat siz niye sustunuz kardeşim? Sevmiyorum. Nerede bu chat ya? Bir kalp atın kardeşim ya. Yaptıklarını. Ama sadece SS kardeşi olduğu için yanına durmak zorundayım. SS kardeşliği. Başımıza ne geldiyse bundan geldi zaten kardeşim. Bütün aileleri Mustafa Bey bak sen aile kültürüyle büyümüş adamsın. Doğru mu? Evet. Bak gözünü sevdiğimin. Bu işi beraber çözmemiz Rus mafyası diye bir tehdit inmiş şu an şehrimize. Bu adamların Kalaşnikov getirmediğine malum. Ne yapacağız biz? Bütün ailelerin kafasına sıkacak SS. SS desen zaten babacığım birine bir musallat olsan hepsi çil yavrusu gibi başımızda. Merak etmiyorum. Ne yapıyor bu aileler? Sonuna kadar ya. Arkanızdayız. Tamam Mustafa abi, ben sana güveniyorum. Ben sana güveniyorum. Tamam. Eskiden de seninle çünkü ahbaplığımız oldu. O yüzden Deli Bilek olarak sizden tek istediğim bir şey var. Bak baba ben şu an şehre sırf bu yüzden geldim diyorum ya. Ben sırf şu Rus mafyasının kafasına sıkmak için şehre geldim. 3 kişi geziyorsunuz baba. 40 kişi yapacaksın babacığım malikane. 3 kişi değiliz. Nerede baba değiliz. Adamların nerede ben hiç görmüyorum adamların şehirde. Adamların mekanikte. Tamam baba bu saatten sonra ben şehirdeyim. Bak ben yoksam benim namımı taşıyacak kadın burada. Tamam. Onunla birlikte irtibat halinde kalacaksınız. Bilirsiniz Fadıl Bey. Bey. Her zaman tek sonu... gezmeyi ve az kişi gezmeyi daha çok severim. Adamlarım şu an 15 kişi mekanikte hazır bekliyor. Eyvallah tamam güzel. Güzel. O zaman sen M37'lerle aranı iyi tutmaya devam et. Duruma göre bir patlak verirse çünkü şehirde yakında bir kartelleşme süreci girilmiş. Ben kartelli mi ilan edeceğim. Mühür bende kardeşim. Ama şu an kimin it kimin köpek olduğunu ayırt etmemiz lazım. Tamam Mustafa Bey sen beni kaydet. Tamamdır. Beni bir ara sen 3162. Biliyorum biliyorum biliyorum. Arayacağım ben. Fadıl Bey öncelikle şunu da söyleyeyim. Söyle. 37-62 değil mi? Doğru. 31-31. 31-62'yi kaydediyorsun babacığım. Hadi canım. Küçük bir çaldırım. Tamam çaldır baba. Senin ismin ne? Tamamdır. Benim ismim Oscar Ray. Tamam Mustafa Bey siz de numaranızı verin de bana. Sıkıntı olmasın. Telefonum yok ben sizi arayacağım. Mustafa Bey ne oldu tarzınızı mı değiştiriniz ya? Ya gizli görevde evet. Kendisi bu tarz işleri iyi bilir. Profesyoneldir. Shining Social Network. Dayanım artık yeşil takılıyoruz Mustafa ya. Mustafa Bey sen tanımazsın. Hayat ben sana anlatayım. Bundan 16 yıl önce bizim büyük Altıntaş kartel zamanında bütün istihbarati örgüt ne varsa hepsini çıkartıp masada Fadıl Delioğlu'nun arkasından ölmeye bile razıyız diyen koca yürekli bir yiğittir bu. Sonra bu adamı şehirden kovdular. Bu adam dedi ki sen nereye ben oraya baba dedi. Aynı Oktay Topraklı gibi. Gelmiş şimdi diyor ki biz aile kültürünün yanındayız. M37'lerle de arasıymış zaten arkadan travelli yapacak anladın mı? Hı hı. Bu yani mantık bu. Ben gördüm zaten. Çok tam aile kültürünü köklü aile oldukları belli. Aynen, bize karşı saygılarını hiç bozmadılar. Aynen gizli görevde oldukları için şimdi böyle takılıyorlar. Sabırmazlar hakkında da olayı çözdük. Gelip özür dilediler. Yapılan haksızlığı evet, çözdüler. Güzel güzel ya baba çözülmeyecek zaten bir şey yok. Gözünü seveyim ya. Burada hepimiz yüz yüze bakıyoruz. Aile kültüründen gelmişiz ya. Yapmayın abi. Hadi. Tamam baba biz şu an bir tamamdır. Şeye çıkıyoruz. Mustafa Bey mutlaka beni mutlaka ekliyorsunuz. Mesaj atıyorsunuz efendim. Kendinize iyi bakın tamam. İyi bakın Fadıl Bey. Hadi sağ olun. Görüşürüz.
Arkadaşlar hazırlansın herkes seri. Zor Bey geldin mi lan? Hadi oğlum. Geldim patron. Gel bakayım sen de. Hallettin mi oğlum işlerini Rusya'da? Hallettim patron. Tamam koçum. Gene buradasın tamam mı? Yakında Alkan abin de gelecek. Evet ya patron. Bakalım, eyvallah. Tamam Zor Bey. Hadi bakayım oğlum. Kim arıyor lan beni? Arkadaşlar Kral, şimdi sahaya aynısı. İniyoruz. Beni dinle. Herkes bak. Halik nerede Halik? Burada. Buradayım. Buradayım patron. Gayem sen de gel. Faysal gel. Bak. Bak. Beni dinle şimdi. Şehirde girdiğin an bu telsize bağlanmazsan senin kalıbına tükürürüm Halik. Kovarım seni. Bak net kovarım seni. Pardon, bütün bilgiler sende. İvan aradı beni. Çizik atmışlar oğlum senin üzerine. Sen bana niye söylemiyorsun oğlum? Çizik atmadı. Adam aradı yok. Köpek mepek diye bağırıyor bana. Yok çizik müzik atamadı. Yok öyle bir şey yok ya. Nasıl atmadı oğlum? Yok seni, ya oğlum, atmadı. Kaçırdı mı seni bu adam? Kaçırdı çizik müzik atamadı. Hmm. Oğlum nereden kaçırdı? Bana mesaj orada atmış bak şu an biri, gördüm. Biri, yel, ne biri yeltendi. Bence masaya oturmamız lazım. İlk hamleyi yap. İki patron yardımcımızı aldık. Yani bizim için savaş zor diye savaşı başlatan sizsiniz yazmış. Allah'ım ya. Hayır alakası bak şimdi patron şöyle izah edeyim ben sana olayı. Bu puşt öyle söyleyeyim. Durduk yere ben şehirde giderken önümü kesti 3 kişi elleri silahlı. Silah doğrulttular elimi kaldırdım gayet hani şey bir şekilde götürdüler. Konuştuk orada. İşte racon kesti bana. Tamam. Yani savaşı nasıl biz başlatıyoruz onu anlamadım. Benim hiçbir ters hareketim olmadı ona ilk etapta. Ya bak benim tamam mı? Yalan bak, söylüyor. Tek sıkıntım koçum iletişim kopukluğu tamam mı? Hayat bak sen de telsize bağlanmıyorsun benim asfalyalarım atıyor. 5 dirsin telefon de. Numaranızı şey yapmaya çalışıyorum ya. Yenge ben şey yapayım sana. Abi tabi saracağım. Yok var telsin. Benim tamam. Anladığım kadarıyla bunların amacı Davut'un... Bunlar hır çıkarmak, yürüt. Hür çıkarmak. Başka bir şey değil amacı. Ya, tamam, Davut'un adını kullanarak bunlara, tamam. Savaş çıkarmak istiyor. Babacım çıkalım, çıkalım halledelim. Arkadaşlar herkesin silahı var mı? Olmayan el kaldırsın. Çok güzel aferin. Atlayın şimdi araçlar oğlum. Artık elimizde ne varsa yakında Passat ve şiret paketi getireceğim. Merak etmeyin. Mermi yok patron. Nasıl mermi yok oğlum? Mermi yok patron. Tamam yürüyün şeylere gidelim. Sarsılmazlardan alalım. Gençler arabayı boşaltın. Arabayı boşaltın arkadaşlar. Allah'ını seversen. Çeyizine mi sokacaksın aracı? Çık araçtan. Ablan oturmamış. Arabaya oturuyorsun ya. Şu çocuklara bak bu akşam. Faysal. Allah aşkına edebi ahlakı öğret. Çıkıyoruz oğlum. Haydi Sarsılmaz'a gidiyoruz. 34. Hoş geldin kardeşim. Richard'larla bir bağlantı kurmamız lazım bu arada. Bir saniye. Sarsılmazlar zırhalamıyormuş. Richard'larla galiba arası tam iyi değil. Bir Richard'lara gidelim. Baktık olay çok büyük patlak verdi. Richard'lardan da artık yardım isteyeceğiz de. Benim için önemli olan aile birliği. Bunun şey vardı. Kenan diye bir çocuk vardı bu Richard'ın yanında. Onların hep telefon numaralarını alın. Emredersin patron. Yani dediğim gibi bu Ivan mıdır ne karın ağrısıysa. Davut'un adını kullanıyor. Yanındaki elemanlar da büyük ihtimalle onun çocukları, Davut'un elemanları yani. Alo. Fadıl. Bak beni arama birader bir daha tamam mı? Ben senin sesini beni. Duydun mu? Asfalyalarım atıyor. Bak ben Rusları sevmem dinle koçum. Dinle beni. Aç Twitter'ı bakayım. Aç bakayım orada ne göreceksin. Ben sana başka bir şey açıp benim başka bir şey... Benim tek tek alacağım Fadıl. Twitter'a bakın. Twitter mı? Bir şey attım diyor. Yüklenmiyordu anasını. Rusçadan mı atıyor şerefsiz? Kim lan bu adam? Halim fotoğrafı. Fake 1-2-3 adıyla. Bunu savcılığa vereyim mi hayatım? Ne diyorsun? Aa bunlar beni kaçıranlar. Patron. Bizim çocuğu da dün kaçırmış. Allah kahretsin. Çizik atan yapışık. Patron. Oğlum senin fotoğrafına Twitter'a bak Halik. Ünlü oldun koçum. Ünlü oldun. Yakında parfüm reklamında oynarsın. Baş korumamızı kaçırıyorlar. Şaka gibi ya. Ben o Ivan'ın içinden geçmezsem. Tamam oğlum. Arayacağız şimdi bu yapışığa. Nerede olduğunu bulacağız. Bir Sarsılmaz Gun Shop'a gelin. Hemen merminizi alalım. Hayat 10 tane mi silah aldın? 20 tane. 20 mi? Hı. Tamam. 5000'den mi verdiler? 5000. Aferin lan çocuklara. Karları da kar da etmiyorlar. Aile birliği budur işte. Sırabilir miyim? Hemen mermiyi al gel. Patron nerede? Hayat mermiyi bağla. Gun Shop mekanik tamam. Şey. Hallediyorum. Gun Shop patron. Sarsılmaz. Söyle. Söyle lan. Patron. Söyle oğlum. Patron mermi yiyoruz şu sonra an. Sonra söylerim patron. Galeri önündeyiz. Nasıl galeri önünde mermi yiyorsun kardeşim? Sıkmaya başladılar evet. Sarsılmaz'ın patron. Önüne gel. Sarsılmaz Gun Shop'a gel.
Beyaz araç mı? Patron değişik patron, bir renk. Patron İvan, İvan, İvan. Tamam. Gel babacım, sarsılmaz ganshop'a gel seri. Çocuklarda mermi yok ki baba. Herkes ganshop'a girsin. Herkes ganshop'a girsin. Gir gir gir, ganshop'un içine tamam. Gir. Arkadaşlar bizim çocuklara sıkmışlar galeri önünde ya. Buraya basabilirler, herkes silahlı dursun. Silahlı durun. Basınlar. Basmaz as adam değil. Silahlı durun, silahlı durun. Şimdi fazladan mermi olamaz. Halit iyi mi sürelim? Acil bilgi. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Sarsılmaz ganshop'un acil para, içeriğine para gir. Vermen lazım. Çocuklara mermi daha hayat. Çocuklara mermi, hatta bana tamam. Da ver, benim hiç mermim yok. Gel. Tamam veriyorum, al. Gel yanına. Gaye Hanım bana verir isterseniz ben dağıtayım. Yok, sıkıntı yok baba, hallederiz. Tamam. Mesela bu kadar kişiden tutarım korkarım. Üç mü sen mi arıyorsun? Yok. Tamam. Biri mermi... Ben bu adamı yoracağım. Fazladan zırh. Çok az. Çocuklar mermi abla için mi aldı cebinden? Fazladan zırh. Abla aranmıyor artık yani. Yok. Tamam ben hallediyorum, bekle. Patron. Söyle. Araba azar. Tamam canım, bir saniye. Şimdi kimse konuşmasın arkadaşlar. Tamam. Bir mekanda kalabalıksak patron hariç kimse konuşmuyor. Put gibi bekleyin. Diggle değiller ismi. Ne bu ya? Harika. Ya benim silahım bu değildi ya. Hay içine tüküreyim. Dur, bunu kullanmayacağız. Halik abi iyi misin? Gir 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 gir. Bana bir silah bağlasana. Halik gel buraya. Gel buraya. Ulan biz bunun demençlerini denerken üstümüze kal. Koçum al şunu. Bizi takip ediyorlar. Şunu al, yok et. Şu silahı yok et, bana MK2 ver. Tamam. Sarsılmaz tamam. Adayım ya da versin bana serisinden. Olur. Dur sarsın. Ben. Babacım bana bir MK2 bağlar mısın? Tamam, şey sarsılmaz yapsın. Ya. Var tabii, bende tabii. Var bende var. Versene bana bir tane. Var bende. Kalır benim üstümde bu PD'nin Deagle'ı kalmış. Veriyorum. Tamam. Ulan iyi ki dediniz abla ya. Mermi, eşitsizlik olurdu. O iki atıyor kanka, o ayarlanacak. Ver baba. Bende bir mermi tamam. Alabilirsin. Ben size para vereyim de. Nasıl akıcı rol dönüyor ama. Bana gel baba, olur. Beşe tamam, gel oyna evet. Baba. Sosyal RP de dönüyor inşallah. Tamam, illegal yasak evet. Zamanları full sosyal yapıyorsun. Sonrası gelin abi, kafa dağıtın işte ya. 10 bin dolar verdi. Yok onu vurdu, yok bunu vurdu. Patron, durduk yere sıkmıyor. Kim durdu? Yani. Babacım araç rengini ver bana zor bey seri. Patron turuncumsu bir şey. Turuncu. Reblan. Onun içinden geçtim ben şimdi. Patron ben bugün gördüm adam çarpmaya çalışıyordu tamam, bana tamam. Ya. Silahlı durun, herkes silahlı dursun. Bana da çarpmaya çalıştı. Kaç araçtı? Patron. Zor bey kaç araçlardı? Patron iki araç. İki araç. Önce pit attı, önce pit attı, devreden çıkarmaya çalıştı. Hareket yok henüz patron. Tamam. Sonrasında ateş etmeye başladılar. Hazır mıyız? Evladım. Sakin olun, ona göre. Fadıl Bey, istiyorsanız siz komut verin arkadaşlara. Aynı anda çıkalım, bir şey olursa ya da herkes burada dursun. Kaç kişisiniz şu an? Kaldır elini. Biz şu an 5 kişiyiz, hazırlıksız yakalandık. Sırayla, tek sırayla. Biz halledeceğiz bu işi. Ömer Bey yurt dışında olduğu için. Tamam tamam, ben senin zırsı tok işini de halledeceğim. Tamam, merak tamamdır. Hadi bakalım. Fadıl Bey sağ olun. Arkadaşlar hareketlenin biraz. Herkes kendi aracına binsin. Dikkatli ol, elinde silah olsun. Zırhını bas. Zırhını giy oğlum. Gidin patron. Gel baba gel gel, bak şu an var ya ekonomik sıkıntılarımız var. Atlayın. Bu adamları vurup hepsini alacağız. Çocuklar ben işin halledin ama şöyle. Sarsılmaz, biz teşekkür ediyoruz size yardımlarınızdan dolayı. Tamam mı? Eyvallah, toplantı yapacağız, merak etmeyin. Tamamdır. Harika, atla oğlum aracına. Hadi hazır mısınız? Herkes patron, gelsin. Yoldayım. Sentinel hoş geldin. 12. ay. 12. rap oynamak nasip olur mu demiş. Mermi alıyor da hadi biraz bekleyelim. Merminizi alın. Patron gördüğümüz yerde sıkma emri var mı? Sıkacağız tabii koçum. İçinden geçeceğiz. Tamamdır. Tamam arkadaşlar, ben bilen hallediyorlar, çıkacağız şimdi. Tamam bekliyoruz, biz bekliyoruz. Gelen kişilerin. Zanınıza dikkat edin. Bu arada şu brokerslar var ya. Brokerslarla bir tane yarına toplantı ayarla. Bizim tamam. Çocukların hepsini ota yollayacağız. Şimdi ot bölgesine geçeceğiz buradan. Bütün otları brokerslara satalım. Bize acil para lazım, acil. Bak paramızı hiç çaktırmayın. Adam kalan bir tekme yandık. Yok yok, kartellimizi ilan edeceğiz zaten yakında da, şu an değil. Kimin ne olduğunu, at izi it izine karışmış. Onu bir bilelim. Babacım hazır merkez. Oğlum beni. Bunlar var ya, en son bu Ivanlar otu kendine mesken tutmuş. Sür sür geç. Brokersal'la aramızı iyi tutalım tamam mı hayat? Bak sakın benim arkamdan Brokersal'la aranızı bozmayın. Tamam, bu arada bir şey söyleyeceğim sana, toplantısı var. Kaçta? Biraz. 8'de. Nereden alacağım? Çok sıkıntı. Biraz mermi koydum bagajınıza, haberiniz olsun. Yok. Git git. Fadıl Bey. Kıtırıncılık. Söyle babacığım. Bagajınıza biraz daha mermi koydum. İhtiyacım tamam, var. Eyvallah babam. Kendinize iyi bakın. Çok sağ olun. Arkadaşlar bu adamlar size galerinin önünde mi sıktı? Evet evet evet.
Buçuğu erteleyeyim mi toplantıyı? Herkes geliyor mu? Bakıyorum hemen telefondan. Erteleyeyim mi geliyorlarsa buçuğa? Şöyle mi yapsak? Bu yavşak zaten bizim toplantıya gelmez Ivan denen. Geleceğim demiş. Halik, bu Ivan seni nerede kaçırdı oğlum? Geleceğim demiş. Bak şu an buradayım. Beyaz araç bak tam burada patron, neredesin? Sen neredesin oğlum? Beni takip et. Beyaz önümüzde. Gidin orada çocuklar. Galeri önüne gel bakayım. San Noskan Shop. Patron, San Noskan Shop'un önündeki araçtı bize sıkan. Şu an burada. Hangisi? Evet, şu anda burada. San Noskan Shop'un. Tamam baba geldim. Gel şimdi A ör oraya. Gel bakayım. Siyah araçlarla gel baba. Bak geldim ben. E300'ü gör, beni gör. Polis var. İmkansız. M4'le geldiler şehir içi. Gel baba sen. Gördüm Ali seni. Gel oğlum kıçıma yapış. Gel buraya. Görmeyi Leyla bu ya. Hangi aracı diyorsun? Şu an bak. Pardon, şu anda bir tane Leyla. Şu an polis yok. Tamam oğlum dur olur, babacım. Telsiz basma. Basma telsiz. Basma. Korumalar telsiz basmanı yasaklıyorum. Sadece komut dinle. Baba onun numaraymış şu an. Arabalı. Oo, Gayablan abi. Selamünaleyküm Spider-Man. Vaaleykümselam abi. Şimdi koçum beni iyi dinle örümcek adam. Burada buyur böyle abi. Beyaz araba falan gördün mü babacığım? Görmedim de abi, görürsek hallederim. Ayıp görürsek ediyorum. Halledersin koçum, tamam mı? Kendine iyi bak. Hadi canım. San dostlarınız abi, tamam. Arkadaşlar devam et. Gelecek mi denmiş toplantıya? Evet. Tamam. Malikaneye gelin seri. Kameraları bağlayın. Patron Maddex'e katılacak mıyız? Tabii lan gideceğiz. Atar atar gidere gider lan bu saatten sonra. Neyin kafasını yaşıyorsun sen koçum? İsmin ne senin? Davis. Davis mi? Tamam koçum, evet, rahat patron. Ol. Sen rahat ol. Ama. Ne oldu? Buranın yolları böyle. Evet ben de daha oluyor. Adem'in ne oldu? Evet evet. Bu belediye yapamadı burayı. Hız sabitleyici koymuşlar galiba patron. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Tek bir soru soracağım. Toplantıya gelirsem bir sıkıntı çıkmaz değil mi? Telsiz konuşuyor mu şu en an? En son Vito'da gelmişti böyle, anladın mı? Bir sıkıntı çıkmayacağıma dair yemin etmiştim. Ama o kepezlik yapmıştı. Sen kepezlik yapmaya devam edersen senin de sonun Vito Salvatore gibi olur. Oldu mu? Salvatore tanımam ben. Tanımaz mısın? O da beni abi tanımazdı reis. Anladın mı? Senin kim tanıyıp tanımadığı benim için önemli babacığım, değil. Babacım sen benim toplantıma moplantıma gelme zaten. Anladın mı? Defol git. Sen git otunu yap. O otta da seni gömeceğim ben. Tamam mı aslanım? Evet. Toplantıya katılmıyorum o zaman. Katılmayacaksın lan zaten. Seni malikaneme çağıran kim? Sen git tavuklarla işbirliği yap. Bak. Sen bu sözlerin için özür dileyeceksin. Fazla. Özür dileyeceğim. Gun shop'un önünde, galerinin önünde adamlarımı sen mi taradın? Hali var ya, halin kafasını keseceğim bu sefer. Senin haline de sana da kapat lan. Allah belasını ver. Bu hali var ya. Bu nasıl kaçırıyor bunu ya? Senin arabana tüşürüm ben. Halik gel buraya. İndir beni, indir. Halik gel buraya gel. Resul olduk ya. Gel kardeşim gel. Şimdi toplantıda geç babacığım, geç sıraya geç. Gayem yarın burayı tamam mı? Bir iki katı daha bu kadar çocuk getiriyorsun buraya. Sağlam olsun. Ağlamasınlar tamam mı? Velet melet getirme. Şimdi Halik beni dinle oğlum. Buyur, bu Ivan denen tırrak seni nereden kaçırdı? Beni kaçırdığı yer bu şehrin çıkışında. Bu az önce geldik ya Gun Shop'un orası. Oradan dümdüz devam ettiğim zaman o çıkışa doğru gidiyordum. Ben neyse, işte tamam. Bir an dönümü kestiler. Çok kısa bir toplantı yapacağız şimdi. Ailelerle arkadaşlar çok kısa sürecek. 10 dakika 15 dakika savaşımı ilan edeceğim. Bir çok yönlü bir toplantı olacak bu. Hem ticaretimiz için. Ot bölge tarlayı bilen var mı ot tarlasını? Güzel. Arkadaşlar ot tarlası bize bir aile tarafından verildi. İsmini şu an söyleyemiyorum anasını, tamam mı? Şimdi öğrenirler mörlenirler bir yerden adamın da kafası gider. Bundan sonra size ot tarlasının yerini söyleyeceğim. Ot tarlasında mesken tutacaksınız. Komple tarla orada. Ivan denen şerefsiz bu ot tarlasında dün bütün milleti vurmuş. O yüzden ot tarlasını yapıyorsunuz brokerslarla, bak beni iyi dinleyin. Brokerslar şu an ot taciri. Ot taciri olduğu için aramızı iyi tutuyoruz. Bir sürü para lazım. Şu an hedef 1 milyon. 1 milyon para yapmamız lazım arkadaşlar. Tamam. Alo buyurun. Buyurun Fadıl Delioğlu. Ben Andrei Escobar. Malikaneniz bulamıyorum da at çiftliğinin orası. At çiftliği Escobar. Tamam. At çiftliği tamam. Bekliyoruz babacığım. Hadi gel buyur. Buyur gel. Escobar aradı geliyormuş.
Şunu bunlar şehirde miymiş? Bunlar şehire gelecek kardeşim. Bu millet mıymıntı olmuş ya. Bunlar mıymıntı olmuş kardeşim. Adam aile diye açmış. Bizim masamıza geliyor. Ailelik mührünü alıyor. İki kişi şehirde geziyor. Velet misin lan sen? Gezmeyeceksen defol git. Şunu ben bir kaydedeyim. Halik, bundan sonra oğlum dikkatli ol. Halik abinizi yalnız bırakmıyorsunuz. Ablanız da dair. Ben neysem bu ikisi namustur. Ona göre. Haydar. Buyur patron. Aferin koçum. Efendim. Şimdi 126 kaydet. Ha buyur. Baba ailesi de geldi baba. Köklü aileler geliyor. Gel kardeşim, ailen varsa gel. Söyle kardeş. Gel oynayalım beraber. Şimdi. Adam ben sıkıştım. Ne oldu bana? Ha tamam. Birazdan geçiş sağlarsınız içeriye. Evet, tamam. Patron sen masaya geç. Bana bak istersen. Herkes silahlı dursun, tamam mı? Tamam geçersiniz birazdan. Çocuklar Halik, bütün çocukları içeri. Dağıt oğlum. Tamam. Zor Bey sen benim yanımda tamam. Ol. Haydar sen de oğlum masada. Gel canım. Tamamdır abi. Şimdi ne eksik olan söyle. Ya Zor Bey hiç değişmedi değil mi Fadıl'ın? Patron silahlarını alır mıyız? Anasını satayım, emekli olalım dedik. Taksicilik yaptık. Yok, bela bize musallat oluyor. Davutların patron. Kökünü kazıyacak. Davut'u bu masada kafasına sıkacaktım. Şimdi bir de Rus mafyası denen adam çıktı başımıza. Senin Rusçan iyi mi? Evet patron. Bu adamla sen Rusça konuşuyor. Adam Rusça muşça bir şeyler diyor. Küfür mü ediyor anlamıyorum anasını. Tamam patron ben de. Patron ben bugün bayağı bir istihbarat toplayayım diyorum. Senin haberin olsun. Söyle. Ailelerle ilgili. Ne gibi? Bayağı bir istihbarat toplayayım diyorum işte. Neyle ilgileniyorlar falan. Tamam güzel. Oğlum istihbarat bak. Benim için en önemli şey zaten paradan önce. Tamam istihbarat. Hı-hı. Ben başka bir şey istemiyorum koçum. Tamamdır patron. -7 olan söylesin. Mermi zırh vesaire. Patron brokerslar geldi getiriyorum. Tamam baba gel, brokerslar gelsin zaten. Onlarla güzel bir işbirliği yapacağız. Evet. Buyurun şöyle geçebiliriz. Hoş geldiniz beyefendi. Beyefendi duyuyor musunuz beni? Evet duyuyorum beyefendi. Ah, tamam. Merhabalar neydi, hoş geldiniz. Brokers var süper. Ben de sizi gökler ararken yerde bulduk beyefendi. Selamlar, ben Fadıl Delioğlu. Merhabalar, ben de Harper Weiser. Patronuyum efendim, çok sağ olun. Ben de brokersiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet evet biliyoruz ya yaptığınız icraatları. Size zaten özel olarak ofisimde görüşmek isterim bir ticaret için. Tabii muhakkak. Arkadaşlar bütün patronları alın buraya. Benim kardeşim orada yolda geliyor şimdi zaten de. İki dakika burada. Tabii bekleriz, hiç sıkıntı yok. Merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Ben Andre Escobar. Escobar'ın patron yardımcısıyım. Tamam. Evet. Hoş geldiniz. Patronunuz nerede acaba? Patronum şu anda Kolombiya'da bir işleri var. Çok az kaldı. Tamam. Yavaştan geliyoruz. Tamam babacığım. Tamam. Geçebilirsin yarına. Çok sağ ol. Evet. Selam Ami. Bekleyelim bakalım. Gelsin bir patronlar da. Ah lan ah. Şimdi geçen patron brokerslar bir toplantı yaptı. Tamam. Açıkçası bence büyük saygısızlık yaptılar. Beyefendi siz de öyle düşünüyorsunuz değil mi? O gün konuştuk ya. Doğrudur Gayhan'ım. Zaten toplantıya katılanlara ben kardeşim gözüyle baktım. Çünkü bir iş yapılıyor ama işe katılım sayısı az. Demek ki bu şehrin Sanki buna ihtiyacı yok. Şu an aktif sayınızı size söylüyorum. Evet şimdi bu gelecek olan patronlara zaten sisteminizi edersiniz diye düşünüyorum. Valla beyefendi özür diliyorum, isminiz neydi? Evet sadece patron yardımcısını Harper aldım. Ben. Arthur mu? Özür diliyorum. Harper. Tamam. Evet. Şimdi Harper Bey, olay şu. Şimdi geçen ben gelemedim toplantıya, kusura bakmayın. Hanımı yok, yolladım. Sorun yok. Heh, tamam. Benim makamıma binaen. Şimdi dediğim gibi şu an masa toplantısı büyük ihtimalle zaten kalabalık olacaktır. Siz burada da bu ot mevzuatını mutlaka söyleyin. Çünkü ben biraz sinirli bir toplantı olacak, tamam bilginiz olsun. Yok sorun yok. Ben de zaten geçenlerde Gaya'nın atanın dün toplantıda konuşmuştuk. Geçenki toplantıda. Ya galiba Gaya'nın çalışanların bir arkadaş var mekanikle ilgili. Onunla sizinle konuşmam evet, gerekiyor evet. Da. Tabii tamam. Sıkıntı yok, konuşacağız. Tamamdır, sarsılmazlar geldi. Eyvallah. Evet buradayız. Deli bilek orada, o burada, şu şurada, tamam. Daha gelen var mı arkadaşlar? Var patron. Tamam gelsin hemen, seri getirin arkadaşları. Kısa toplantı olacak zaten. Biraz trafik var herhalde, gecikiyorlar. Tamam, sıkıntı yok, bekleriz. Harper Bey, 1071. toplantımı yapıyorum şu an şu masada biliyor musunuz? Doğrudur efendim. Eski köklü bir aileyizdir. Dedemizden kalma malikane.
Bir sürü toplantılar yaptık burada. Daha gelen var. Evet, kalabalık bir toplantı. Gelsinler, gelsinler. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldi bu arada. Hoş bulduk. Raiders'lar burada mı? Buradayız. Ha, tamam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Richard burada mı? Crips'ler? Crips temsilen ben buradayım. Tamam, tamam, eyvallah, güzel. Tamam, çok iyi. Şimdi bugün arkadaşlar çok kısa, hızlı bir toplantı yapacağız. Sizi buraya deli olaylısı olarak niye çağırdım? Şu yüzden çağırdım. Geçmişimizi, kültürümüzü bilenler mutlaka biliyordur. Devlet içinde son yaşananlar. Şimdi biliyorsunuz ki silah tacirliği ve kartelliği tamamıyla Delioğlu'nun elindeydi. Şu anda şehirde herkes kendine uygun. Sözümüne, sözüm meclisten dışarı ama bazı aileler bunu bilecek. Selam. Eyvallah, aleykümselam. Bazı aileler, bazı oluşumlar gerek SS bölgesinde olsun, çeteler, şehir içerisinde PD'ye karşı tutumda inanılmaz yanlış hareketler var. Şimdi bunları ben neye göre söylüyorum? Arkadaşlar, beni burada kartel olarak kabul edeceksiniz. Bu masanın bu saatten sonra karteli Fadıl Delioğlu'dur. Kabul eden veya etmeyen, arkamızdan iş yapan yapar. Hiç sıkıntı yok. Biz demiştik ki şehir içerisinde kendimi, elimi, ayağımı oradan buradan çekeceğim. Taksicilik, emlakçılık yapacağım. Yakında zaten emlak işletmemiz arkadaşlar başlıyor. Bilginiz olsun. Bu ot mevzuatına geldiğimiz zaman biliyorsunuz ki biz brokersların geçen toplantısına katıldık. Ve bu toplantıya kimse intikal etmemiş. Tabii ki de bu Harper Bey'in bileceği iştir veya bilmeyeceği bir iştir. Fakat ot mevzuatı bizim için çok önemli. Niye? Dün otta benim bütün adamlarım vuruldu. Kim tarafından bilinmiyor. Arkadaşlar, sorgusuz sualsiz ot tarafında büyük bir sıkıntı var. Ha, bulan vardır, yeri bulmayan vardır. Biz biliyoruz Delioğlu olarak. Bunun işletmesi de var. Satışı zaten brokerslarda. Kendileriyle aram iyidir. Ticari anlaşmamız var. Yapmak isteyen de toplantıdan sonra yapar. Bu beni ırgalamaz. Şimdi bu saatten sonra şehir içerisinde arkadaşlar disiplini sağlamak. Ve kimse birbirinden korkmuyor. Bundan sonra arkadaşlar masada, bu masa artık bir kartel masasıdır. Bu kararı aldım. Beğenen beğenir, beğenmeyen beğenmez. Eski köklü gelen silahlanma, para düzeyimde, gerek helikopter ve şu ana kadar yapmış olduğumuz silah ticaretlerine, öldürdüğüm baronlar, babalar ve hala ayakta kalıyorsam ben bu masada, bu ortamda, demek ki kardeşim bu kartelliği de hak eden kişi Fadıl Delioğlu. Fadıl Bey, bir şey sorum olacak. Bir dakika baba, sonra. 2-2 daha 4. Şimdi olay şu. Arkadaşlar, arkamızdan iş tutan adamlar var. Bak, benim durmadan adamlarım soyuluyor. Ben artık kafayı yemeye başladım. Bak, dedim ki kendimi sakin yapacağım. Yaşlandım. Hanımımla birlikte uyu işleteyim dedim. Hala da işleteceğim. Sıkıntı yok. Şu an şehirde ben bu saatte normalde durmam. Hastayım. Gelme nedenim şehir içerisindeki birbirine sıkma faaliyetleri. Ya daha demin galerinin önünde adamlarıma sıkıldı. Kim tarafından biliyor musunuz? Rus mafyası denen müsvedde. M37 burada mı kardeşim? M37'ler burada mı? Bak, yoklar, gelmemiş. M37'ler burada. Sesin çıksın baba o zaman. Ha. Senin İvanlarla kardeşim ortaklığı mı var? Rus mafyası bilirsin. İvan denen dallama. Benim 5 günden beri adamlarımı kaçırıyor. Büyük ihtimalle onlarla iş tutuyorsunuz. Doğru mu? Sizin de zaten gun shop'unuz var. Ben diyeceğimi söyledim arkadaşlar. Bana bu masama karşı gelecek varsa şu anda çıkıp gidebilir. Benim için hiç sorun yok. Ben gördüğüm yerde bu Rus mafyasını vuracağım. Bak, vuracağım. Renklerini de durmadan değiştiriyorlar. Renk mevzusuna gelirsek arkadaşlar, bizim rengimiz bundan sonra siyah. Bilginiz olsun. Tamam mı? Herkes rengini zaten kriptoda belirtmiş. Bu akşam da biliyorsunuz ki madde var. Ya ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yakında çok güçlü bir silahı da şehre indireceğim. Ben Fadıl Delioğlu olarak Rus mafyasının yanında olan kişiler benim bundan sonra düşmanımdır. Bu kadar. Ben çünkü çok sinirliyim. Ve polise karşı olan tutuma gelelim. Şehir içerisinde biliyorsunuz sıkıldığı zaman polis inanılmaz bir kuvvet uyguluyor. Bak, ben buradan bütün oluşumlara söylüyorum. Arkadaşlar, adamlarınızın hiçbiri şehirde yok. PD'ye karşı tutum saçma sapan. Bunu ben şu an niye arkadaşlar şehir içerisinde bu masa toplantısında serzeniş bulunarak anlatıyorum biliyor musunuz? Çünkü kafamız burada daha iyi basacak. Burada hepiniz babasınız. Hepinizin adam var. Hepiniz güçlüsünüz. Buna hiçbir lafım yok. Buradaki serzenişim şu. Bütün adamlarınızı şehre indirin kardeşim. Bu geceden itibaren. Polise karşı şehir içerisinde veyahut da bir oluşum bir oluşuma. Gun shop. Bu beni ırgalamaz. Ne yaparsan yap. Kanka.
Ben bundan sonra bana karşı bu tutum, birisi tutum yaparsa ben bunu söyleyeceğimi yaptım. Ve M37'lere de buradan söylüyorum. Tamam mı? Şu anda masamı terk edin. İvan'la siz işbirliğindesiniz. Bundan sonra deli olarak da size savaşımızı ilan ediyoruz. M37 ve İvan'ların yanında kalan da bizim bundan sonra düşmanımızdır. Bu kadar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi ot mevzusuna gelelim. Arkadaşları dışarı atın. M37 bundan sonra benim masamda olmaz. Bir saniye Fadıl Bey, bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Biz M37'nin yanındayız. Size katılmıyoruz bu konuda. Siz kimsiniz babacığım? Biz Sannos'uz. Sannos. Zaten tanırsınız yakında. Tamam biliyoruz. Geldik hepimiz. İtan çomağı elini al demişler. Baba sen o zaman Sannos, M37, İvan mı? Renginizi belli edin kardeşim. Öyle İvan gibi renk değiştirip gelip benim adamıma hali kaçırıp... Arabalarımız sarı, vurabiliyorsanız vurun. Tövbe estağfurullah. Fadıl, hiç hoş bulduk demiyorsun. Neyin hoş bulduk diyeyim? M37 Sannos almışsın, şehrin içini sıçmışsın. Ben hiç kimseyi almadım, lütfen. Aynı şekilde Gaye Hanım da bundan önceki toplantıda aynı şeyi söyledi. Onlar benim dostumdur, ben de onlar için dostuyum. Ya bundan sonra lütfen bir eşya olarak tasvir edilmemizi istemiyorum. Şimdi patron müsaade sen bir şey söyleyebilir miyim son toplantıya kastan biri olarak? Şimdi Brokers'lar ve Harper Bey de şahittir. Geçen toplantıya gittiğim zaman Halik'le beraber İvan Bey, M37'nin patronu bana çok öyle atarlı giderli konuştu. Tabii bu bana yemez böyle bir şey demek de. Sadece tavırları belliydi. Şu an neden R yapıyorsun masada İvan? Ben mi R yapıyorum? Evet. Ben hiçbir zaman bana R yapmadım. Bana söylediğin aynısını Fadıl Bey'in yüzüne de söyle. Söyleyelim ne söylemişim? Tamam Mert sen söyle. Söyle bakalım ne söylemişim? İvan sen daha iyi biliyorsun. Ben sana tek bir şey soracağım. Sen şu an ot mekanını bakalım. Biliyor musun kardeş? Ben bütün mekanları biliyorum A'dan Z'ye kadar. Bütün mekanları biliyorsun. Evet. Tamam. O zaman ot bölgesinde bizim adamları vurup Hali'yi kaçıran sen olduğunu doğruluyor musun? Masada. Hali'yi ben ot bölgesinden kaçırmadım. Ben kaçırdın yani doğru mu kardeş? Kaçırdın mı kaçırmadın Hali'yi mı? Hali'yi iki kez, Faysal'ı da bir kez kaçırdım. Tamam kardeş sen de benim masamı terk et. Defol git. Al terk M37'yi sandosu tamam geldim. Defol git. Hayır dinlemiyorsun. Defol öyle git. Mi? Aynen öyle. Emin misin? Eminim. Haydi. Haydi ikine, hadi dün hadi. Gece sularında Duru ailesi olarak bize de laf edilmiş kriptoda. Duru ailesi misiniz siz? İsminiz evet. Ne beyefendisin? Eyüp. Bak ben size bir şey söyleyeceğim. Diğer arkadaşlar neredesin? Masada kavga çıktığı için özür diliyorum ama siz de duruma, şehir durumuna hakim olun diye söylüyorum. Duru ailesi olarak sizin acilen bir renk meydan. Değil, bir tane mekan, bir yer, bir düz bir zihniyet belirlemeniz lazım. Kimin yanınızda olup olmadığınız belli değil Duru olarak. Taner Bey nerede? Taner Bey. Taner Bey'in şu an yurt dışında işi var. Yurt dışında yakın işi sürede var. Gelecek. Tamam baba siz de mi M37'lerin yanındasınız bu savaşta? Aynen. Yanındasınız tamam beyefendi siz de defolup gidebilirsiniz masamdan. Tamamdır. Tamamdır aynen hadi çık. Ha, iki dakikada anasını şehri birbirine kattım böyle abi. Geriye kalanlar Brokers, Raiders, Crips. Doğru mu? Sarsılmaz. Escobar. Deli Bilek, Escobar. Arkadaşlar ben size açık konuşacağım. Bakın Brokers'tan. Beyefendi de burada. Tamam mı? Bu arkadaşların... Evet. Vuralım mı? Vurma koçum. Tamam bırak sal gitsinler. Sal gitsinler. Arkadaşlar benim sizden tek bir ricam var. Bakın biz bu zamana kadar Richard'larla ben SS bölgesine inmiş veyahut da orada ticari faaliyetler yapmış bir adam değilim. Patron bu Richard beni iyi bilir. Şu an evladım adamı kov defolsun gitsin tamam. Bir şey deme. Patron ben bir bakayım istersen. Ben neyse. Ben bakayım. Arkadaşlar 4 günden beri olaya vakıf olun diye söylüyorum. Ben ot mekanını buldum. Orası zaten büyük ihtimalle doğru mudur efendim? Brokers'ların bir mülkü değil mi bu toprak? Sizin burası. Biz işleme doğrudur. Mekanını da bulduk ve bu adamlar bizi inanılmaz şekilde soyuyor. Bu Sannos, ondan sonra M37, bak Duru da onlardanmış bilmiyordum. Arkamızdan iş yapmış. O da şimdi çıktı geri zekalı. Ben şu an çok sinirliyim kusura bakmayın. Suçlu lisan edersem ama ben gücümü artık bu saatten sonra şehirde göstereceğim. Bilginiz olsun. Saflar belirlendi şehirde. Bu adamlar zaten Gun Shop'un mekanları. Ha, geçen biz Richard'ın yanına gittik. East Gun Shop'a sağ olsun bize çok yardımları oldu bu konuda. Biz SS bölgesine benim Delioğlu aile kültürüm olarak normalde orayla hiçbir ticarette bulunmadım. Ama bu saatten sonra düşmanımın dostu düşmanımdır. Bu kadar. Ya ben bunu istiyorum. Ot konusunda da Brokers Bey sizle zaten konuşacağız. Alımlarınızı kaçtan yapıyordunuz? Toplantınızda mutlaka söylemişsinizdir. Çünkü bize acil para lazım. Size yüklü miktarda bir satış yapacağız. Ya şöyle söyleyeyim. Bugün toplantıya katılan arkadaşlar dedim hatta kardeşler diyeyim.
Onlara ben derim. Normalde belli bir fiyatımız var. Şehirdeki normal kendini sivil diye tanıtan kişilerden aldığım fiyattan almıyorum. Onlar için ideal bir fiyat zaten ben söyledim. Tamam. Eşinize başta olmak üzere. Tekrardan hatırlatmak isterim. Bir saniye lütfen. Otları 160'tan alıyorum. Metleri ise 240'tan alıyorum. 240. Tamam. Güzel fiyatmış. Güzel. Tamam. Şimdi dediğim gibi bunlar bu toprakta inanılmaz soygun yapıyor Brokers Bey. Yani burayı sizin korumanız lazım. Veyahut da yanınıza bir aile alıp oluşun. Bu biz de olabiliriz. SS tarafından birileri olabilir. Kalabalık. Çünkü bu ot tarlası... Ha bilmiyorum. Diğer aileler belki de bilmiyordur. Sizi de çok ifşalamak istemem tarlanızı. Ama ben bugün o mekana gideceğim. Hani sizin de bir şeyiniz varsa, desturunuz varsa... Bu Rus mafyasının hepsini indireceğim. Ha nedir? Bu sizin tabii ki de ticaretiniz. Sadece bu akşamlık sizden böyle bir izin istiyorum ben. Çünkü mülk sizin mülkünüz. Şimdi Fadıl Bey. Evet. Şimdi ufak bir araya gireyim mi? Tabii tabii. Şimdi hani ottur, mettir, bunu zaten sıkıca takibini yapıyoruz. Ne ortalıkta kırmızı bir duman var, met yapan var. Ne de ot yapanları hani birkaç kişiyi gördük tek tük. Hani onlarla da soyulma vesaire herhangi bir durumla karşılaşmadık. Şu ana kadar zaten bize tek mal satan Patrişko'da 28 ot ve 130 met geldi. Onun dışında hiçbir oluşum buradaki, yani buradaki masadaki herkes söylüyorum. Kimse gelip bize mal satmadı. Ben sana şöyle söyleyeyim. Şu anda bizim bir silah ticaretimiz mevcut değil. SS'teki arkadaşların da aynı şekilde. Bu geceden itibaren büyük ihtimalle olacaktır. Özellikle biz. Biz daha bugün bulduk. Bu mekanı bizim çocuklara ben biliyorsunuz görev sistemim var. Bugün buldukları için biz o otu mesken tutacağız. Büyük ihtimalle Delioğlu'ndan zaten size bayağı bir ot gelecektir. Merak etmeyin. Diğer arkadaşlar da bilmiyorsa, bu taraftaki arkadaşlar, şu anda şehir içerisinde Brokers Bey'lerin toplantıda bahsettiği üzere ot bölgeleri var arkadaşlar. Karavan mantığı da var. Fakat galeride maşallah bunu stoklamışlar Brokers Bey. Biz bu konu hakkında ne düşüneceksiniz? Biz şu an galeriden karavan alamadık. Geçen ya, hafta. Öyle birkaç tane çakal vardı. Ben galerici arkadaşla konuştum. Halil Cen'i diye getirdi. O çakal yapan sen arkadaşlar da şehirden uçmuşlar. 5500 kişi manipüle olsun. Pasaport işlemleri kesilmiş. 500 kişi kalsın. Onlar şu an galeri. Emin doğru söylüyorsun be baba. Biz de yeni araçları bekliyoruz. Millete inanıyorlar ya. Veletlere inanıyorlar. Hırsızlara inanıyorlar. Şimdi bir de şu duruma da ben bir el atayım ufaktan. Evet, hani baba. Bu şimdi diyorsunuz ya ot bölgesi sürekli soyulma oluyor diye. Bizim çocuklar hani yediğimde orada yani kolaçan hani bakıyoruz. Ya yani genellikle kimseyi görmüyoruz. Açık konuşmak gerekirse. Bu saatten sonra göreceksin. Ot getiren de yok. Bak ben size bir şey söyleyeyim beyefendi. Bu geceden itibaren o ot yeri Cennet Mahallesi'ne dönecek. Ben size o kadar söylüyorum. Çünkü orada çok büyük savaş çıkacak. Oğlum zaten işte orada ya ben buradaki herkese söylüyorum. Biz savaş çıkartmanızı pek önermiyorum. Çünkü eğer orası PD'ye ifşa olursa zaten PD'nin yok, ben zaten size şunu da açıklamasını yapacağım. Alıyorum. Aynen. Şimdi şöyle bir açıklama daha yapacağım. PD sürekli olarak orta kasaba ve üst kasabada devriyeler atıyor. Ve bunun için de bir helikopter lisanslı bir tane kardeşimizi ayarlayacağız. Sonrasında onun altına bir tane helikopter almayı ithalat... İhracat şeklinde bir tane helikopter ayarlayacağız kendimize. Anladım. Üstten izleyeceğiz bundan sonra. Çünkü aşağıda çok fazlasıyla polis tarafından çevirmeler vesaire oluyor. Hani tamam. Ben bir de şu SS'teki ekiplerin konusuna da geleyim. Hani PD'ye SS tarafında çoğunlukla sıkılmasının sebebi şudur. PD durduk yere milleti çevirip veyahut milleti tutuklamasından dolayı gelip de mahalledeki insanları rahatsız etmesinden dolayı PD tarumar ediliyor SS'teki çeteler tarafından. Galeri önündekini bilmem. Ama SS tarafı için bu geçerlidir. Ya baba çünkü zaten PD'nin bizim bölgemizde... Anladın mı? Pis mahalle olduğu için adamların bileceği şu. Polis girer, vurur gider. Benim zaten polisle de hiçbir şeyim yok. Ben şimdi burada Raiders'la ve İster'e de bir söz hakkı vermek istiyorum. Neden? Çünkü sizin bu M37'lere, Samnos'lara karşı tutumunuz nedir arkadaşlar? Var mı bunlarla bir husumetiniz şu an? Şöyle ben gireyim Raiders olarak. Tabii buyurun. Aslında biz de daha çok şu an... Yeni geldiğimiz için yapılanmaya çalışıyoruz. Daha Sanlus'ta da M37 ile de tanışmadık. Ama şu masada yapılan bir tık garip hareketlerdi onlar açısından. Yani şu an durumu izliyoruz. Ekibimin ekonomisini vesaire toparladıktan sonra zaten gerekli yerlere gerekli peki. Şekilde iletiriz. Tamamdır, tamamdır. Ya dediğim gibi arkadaşlar bu masa toplantısını yapma nedenim bu. Şu anda biliyorsunuz ki herkesin bir mekaniği var. Bizim şu anda şehirde mekaniğimiz mühürlenmişti. Biz mekanik olarak zaten şu an iki tarafa gidiyoruz. Bir Richard sağ olsun bize dün yardım etti. Raiders olarak da sizlere de gelmek isteriz. Çünkü sizin bunlarla bir husumetiniz yok. Veya tabii bağınız, arkadaşlığınız da yok. Doğru mudur? Çünkü ben doğru kişiye paramı vermek istiyorum. Mesela silahları Sarsılmaz'dan aldık. Ha zırhları zaten Richard'dan alıyorum. Ticaret gereği.
Raiders'a da mekaniğe vesaire gideriz diye düşünüyorum. Çünkü bunların para akmasını istemiyorum ben, güçlenmesinler diye. Kendi ailemi düşünüyorum arkadaşlar. Fazıl Bey konuşabilir miyiz? Çatışım. Dışarıda ne oluyor arkadaşlar? Abi sıkıyorlar. Ne oluyor? Kaç kişi sıkıyor? Kim tarafından? Sıkıp kaçtılar. Bu az önce küfredenler vardı ya. Tamam. İvan burada da yapmazsınız tamam ya. Arkadaşlar. Ne oluyor? İçeri girmemişler. Tamam, sıkıntı yok. Giremez zaten. Fadıl Bey konuşabilir miyiz acaba? Tabii tabii. Tabii. Öncelikle herkese selamlar arkadaşlar. Dikkat edin. Şehre az kişi girdik. Ot toplama ve ot işleme ilk günden bulduk. Şehre az girmemizin sebebi bazı Kolombiya'dan arkadaşlar getireceğiz. Kalabalık bir şekilde geliyoruz. Şu anlık az görünebiliriz ama yani nereden baksam bir 20-25 kişi gezeceğiz artık diyebilirim. Güzel. Sizi sadece bir şehirde. Sadece bir 3-5 günümüz var. 3-5 gün müsaade verirseniz göreceksiniz. Dostumun dostu dostumun düşmanı düşmanımdır. Ben Escobar'ın patron öncüsü Andre Escobar adım. Hepinize tanışmaktan memnun oldum. Eyvallah, sağ olasın. Şehirde görmek isteriz. Bizler de Omi. Tamam, dediğim gibi arkadaşlar, biz Deli Ol ailesi olarak zırhı Richard'lardan alıyoruz. Aynı zamanda mekanik faaliyeti için Raiders ve East mekanik olarak git gel yapacağız. Ot satışı zaten Brokers Beyler'de. Silah alımının da Sarsılmazlardan yapıyoruz. Bilginiz olsun. Yani ailemiz olarak hemen ivedi bir şekilde bunu göstermenizi istedim. Diğer ailelerden de biz toplantı istiyoruz. Gerek hutlarınız da varsa zaten biz tek tek arkadaşlar sizlerin malikanesine, hut bölgelerinize gelmeye çalışacağız. Ticaretimiz için. Bunu unutmayın. Çünkü şu an şehirde bir iki denge var. Birincisi silah, bir de bunu ateşlemek. Doğru yerde, doğru zamanda. İki, ticaret. Ben ticarete çok önem ve toplantılara çok önem veren bir insanımdır. Aile kültürüm de bunu gerektirir. O yüzden ben olmadığım zaman da arkadaşlar, numaram 3162 kaydedin. Ben olmadığım zaman da benim makamım temsilen Gaye Galatalı buradadır. O yüzden bilginiz olsun, kendisiyle irtibat halinde kalabilirsiniz. Yani gerekli ticaret, ikili diplomasi ilişkileri veyahut da silah. Çünkü bizim ekibe ihtiyacımız olabilir, dosta ihtiyacımız var şehirde. Karşı taraf şu an 5 oluşum. O yüzden biz aile olarak birazcık tabiri caizse yalnız kaldık. Patron, o yüzden sizden de yardım istiyoruz. Evet oğlum. Şeyse bir bilgi geldi. Bunlar az önce dışarıda toplanmışlar şu ileride. Tamam. Konuşmuşlar. Öyle yapıp bize sıkmaya başlayacaklarmış. Tamam. Sıkıntı yok. Tamamdır arkadaşlar. Söz hakkı almak isteyen varsa buyursun konuşsun. Olmadı toplantıyı dağıtıyoruz. Bunlar çıkışta birleşmiş. Dikkatli olun. Bu adamlar yani bilmiyorum. Benim masamda olabilecek insanlar değil. Sannos, M37, Duru, özellikle Duru. Arkamdan çok iş yaptı. Ivan denen adam bu Davut Pikman'ın zaten adamlarından. O yüzden bilginiz olsun. Yani şehirdeki şu an saflar belirleşti. Ona göre ticaretinizi, silahınızı, diplomasinizi artık hızlı ve şehire adamlarınızı getirerek yapma vaktidir. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Zaten Sarsılmaz olarak ekleyebilir miyim? Tabii ki. Şimdi bu masadaki dostlarımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum taraflarını belli ettikleri için. Yani böyle 2-3 tane racon haddini bilmez insanlar yüzünden birbirlerimize düşman olmadık en azından. Bu nedenle eklemek istiyorum. Eğer herhangi bir silah desteğine, mermi desteğine ihtiyaçları olursa Sarsılmaz Gun Shop olarak her türlü yardımcı oluruz onlara. Eyvallah. Eyvallah. Tamamdır. Bizimle özel olarak da görüşebilirler. Tamamdır babacığım. Çok sağ olun. Ben toplam... Fadıl Bey. Tabii buyurun. Ben Eastside Creeps Denlens. Richard'ın... Evet, Richard'ın size selamı var. Eyvallah. Şu an katılamadığı için kusura bakmasın dedi. Tamam. Çok sağ olsun. Teşekkürler. Sağ olun. En yakın zamanda kendisiyle görüşmek tamam, istiyorum. Size bugün bir zırh için geleceğiz bu arada. Bilginiz olsun. Zırh satış. Tamamdır. Tamam. Tamamdır. Tamam o zaman arkadaşlar, toplantıyı bitiriyorum. Sizleri de tutmayalım. Çok teşekkür ediyorum. Şu an saflar belirleşti. Bunu unutmayın. Ona göre hareketinizi yaparsınız arkadaşlar. Sağ olun, var olun katıldığınız için. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.